Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi temel kavramlar konusunu bitirdik. Geldik bu konuyla ilgili yeni nesil sorular çözmeye. Bakalım yeni nesil sorular da gerçekten çok zor mu, değil mi? Bunu görmeye çalışacağız. Bunu anlamaya çalışacağız dostlarım. Hemen ilk sorumuzla bira bismillah diyelim ve başlayalım. Bakalım nasılmış ilk yeni nesil sorumuz. Çok güzel bir soru. Tam da böyle üniversite sınavında sorulmuş sorunun kopyası gibi arkadaşlar. Aynı sorudan yine sorulmuş. Hatta ya 2018 ya da 2019 olması lazım. Hatta 2018'de 2019'da da böyle kutulu sorular sorulmuştu. Bu 2018'dekine daha çok benziyor. Böyle işaretleri nedir diye sıralama sorusu. Tam da böyle bir deneme yanılma sorusudur dostlar. Hemen videoyu durdur burada. Kendim bir çözmeye çalış canım kardeşim. Bak şimdi neler yapacağım ben. Diyor ki yukarıdaki ifadelerde bulunan boş kutuların içine çarpma, çıkarma, toplama işaretleri birer kez yerleştirilecektir. Bu işlemler hangi sırayla yerleştirilirse işlemlerin sonuçları eşit olur diyor. Hemen Adana'yı deniyorum. Buna diyor ki çarpı koy. Peki çarpı koyarsak eksi 8 ile 2'nin çarpımı nedir? Eksi 16'dır. Buna diyor artı koy. Peki artı koyarsak eksi 3 artı 3 daha ne yapar? 0. E bak bunların ikisi bir kere aynı çıkmadı. Üçüncüye bakmaya gerek yok. Adana iptal. Geldik şuna. Çarpı koy diyor. Az önce koymuştuk. Eksi 8 ile 2'nin çarpımı eksi 16 demiştik. Eksi koy diyor bu sefer. Eksi. Eksi 3 eksi 3. İkisi de eksi ise bunlar toplanır. Yani 6 denir. Birinin de işareti yazılır. Eksi 6. E hocam yine farklı çıktılar. Üçüncüye bakmaya bile gerek kalmadı. C şıkkını deniyorum. Diyor ki buna eksi koy. Eksi 8 eksi 2. İkisi de eksi ise toplanırlar ve birinin işareti yazılır. Eksi 10. Burada ne diyor? Çarpı koy diyor. Eksi 3 çarpı 3. 1'e artı 1 eksi ise sonuç negatif çıkar. Çarpımları da 9'dur 3 ile 3'ün. Eksi 9. Bak yine ilk ikisi farklı geldiği için, eşit gelmediği için Ceyhan'da iptal. Hemen artıyı deneyelim. Eksi 8 artı 2. 1'i eksi 1'i artı ise çıkartılır. 8'den 2 çıktı 6'dır. Büyük olan 8'in yani işareti alınır. Eksi 6 oldu bu. Çarpı koy diyor buraya. Eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9 demiştik. Az önce de bulduk. E yine aynı çıkmadı hocam. Bu da iptal. Cevap geldi bile Edirne'den. Bir kontrol edelim doğru mu? Artı koyarsak buraya ne olur? Eksi 8 artı 2'den eksi 6 olur. Eksi koyarsak eksi 3 eksi 3 daha eksi 6 olur. Çarpı koyarsak eksi 6 ile 1'in çarpımı da eksi 6'dır. Bakın hepsinin sonucu aynı çıktığı için cevap Edirne'den geldi dedik. Hazırlayanların ellerine kollarına sağlık. Çok güzel soru olmuş dostlar. Geldik şuna bakalım bu ne diyor. Yanda bak sorunun korkunçluğuna bakar mısın? Ne kadar zor değil mi? Böyle çok zor gözüküyor. Bir ton cümleler yazmış burada falan filan. Bakalım gerçekten de bu göründüğü kadar zor bir soru. Yandaki 8 tane karenin içine aynı renkte olan karelerde yazan sayılar birbirinden farklı olmak üzere. Yani şunların her birine farklı sayılar yazacağız. Mesela A, B, C, D. İşte buna da X, Y, Z, K diyelim. Ama hepsi birbirinden farklı sayılar yazılacak. Doğal sayıymış bunlar bir de. Tamam. Aynı sütunda yani şurada bulunan iki kutudaki sayılardan mavidekinin 3 katı yani A'nın 3 katı 3A ile yeşil kutudakinin 4 katı yani X'in 4 katı 4X'in toplamı diyor 39 olacak. Aha lan şurada yazan koskoca hikaye bizim ilk çözüm konu anlatım videomuzda çözdüğümüz sorunun örneğin ta kendisi çıktı lan. Yani iki tane harfli ifadenin toplamı 39. Peki ne yapıyorduk biz burada arkadaşlarım? Nasıl öğrettim size? İlk değeri bulmaktır önemli olan demiştim. Yani x'e hemen bir 0 diyelim mesela. X 0 olduğu durumda 3a 39 olur. A 13 çıkar. Peki bir sonraki değeri nasıl bulduk? Bu 0'ı arttıracağız. Büyük olanı da azaltacağız. Peki 0'ı kaç arttıracağız hocam ikinci değer için? A bunun yanındaki kadar. Peki 13'ü kaç azaltacağız? X'in yanındaki kadar. Yani 4 azaltacağız 9, 3 arttıracağız 3, 4 azaltacağız 5, 3 arttıracağız 6, 4 azaltacağız 1, 3 arttıracağız 9, 4 azaltacağız eksi 3,
3 arttıracağız. 12 ama eksiler olmaz. Çünkü bize ne demişti bunlar? Doğal sayı demişti. Demek ki bundan sonrakiler olmuyor. Yani şu kadar değer çıktı. Bak x yerine, yani yeşillerin olduğu yere 0, 3, 6, 9 gelecekmiş. Mesela şuraya 0, şuraya 3, şuraya 6, şuraya 9. A, B, C, D'nin olduğu yere de 13, 9, 5, 1. 13, 9, 5, 1 gelecekmiş buraya da. Devam edelim şimdi. Buna göre mavi kutular içine yazılabilecek sayıların toplamı. Toplayalım hemen. 13, 9'da 1'in toplamı 10. 13 daha 23, 5 daha 28 geliyor buraya toplamların. Yeşil kutular içine yazılabilecek sayıların toplamında. Hadi toplayalım. 0, 3 daha 3. 3, 6 daha 9. 9, 9 daha 18 de bunların toplamı geldi. Kaç fazladır? 28, 18'den kaç fazladır dostlarım? Tabii ki 10 fazladır. Kurban olduğum, bak sen şuranın aynısını çözdün, sana burayı sormuş. 3a artı 4x eşittir 39 sa demiş. X'in alabileceği değerleri bul. A'nın alabileceği değerleri bul demiş ki sen bundan konu anlatım videolarımızı da çözdük. Hangi soru bankasını açarsan aç şu kısmı görme de şu kısım mutlaka her soru bankasının içerisinde ilk testlerde olur. Ama bunu alıyorlar işte böyle biraz renklendiriyorlar, biraz hikayeleştiriyorlar. Al sana zor soru diyorlar kardeşim. Ama çok güzel bir sınav sorusu olur bundan da. Çok da güzel bir soru olmuş. Hazırlayanların ellerine kollarına sağlık kardeşim. Hemen geldik bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar bu arada saat sabaha karşı bilmem kaç oldu. Tam da bakmadım ama bayağı geç bir saat. Beynin durmuş olduğu saatlerdeyim şu anda. Haberiniz olsun. Bir hatamız olursa da hakkınızı helal edin. Şimdi diyor ki. Yine zor gözüküyor değil mi soru? Bayağı bir böyle kocaman kocaman kutular var falan filan. Aşağıdaki şemada her karenin içine bir tane gerçel sayı, her çemberin içine ise toplama çarpma işlemi yazılmaktadır. Ya toplama ya çarpça, çarpma yazacakmışız. Bakın bu ikisine toplama yazmış. Demek ki şurada bir şey yazacağız biz. Şu C'ye bir gerçel sayı yazacağız. A'ya gerçel bir sayı yazacağız ama bir ilişki vardır, onu okuyalım. Diyor ki kareler içinde yazan sayılara ikişerli olarak bağlı oldukları çember içindeki işlem yapılarak diğer kareye yazılıyor. He, şunu diyor yani. Mesela burada eksi 4 ile A'ya toplama işlemi yapıyorsun. Buraya yazıyormuşsun dostum. Burada soruyu anladığın takdirde gerisi zaten çorap söküğü gibi gelir. Bak ne dedim? Eksi 4 ile A'ya toplama işlemi yapıyorsun. Sonuç eksi 2 çıkacak diyor. Peki bu eksi 4'ü bu tarafa atarsak A eşittir. Eksi 2 artı 4 olarak gelir. 1 eksi 1 artıysa ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. 4'ten 2 çıktı 2. Büyük olanın işaretini al. Demek ki artı 2. Yani A dediğimiz sayı 2 olacak dostlar. Bunu bir kere anladık. Diyor ki bize de A, B, C yazan yerlere sırasıyla ne gelmelidir? A'ya 2 gelmelidir. Bunu bulduk. Bu ne diyor? A'ya 4 gelmelidir. 4 gelmelidir. 6 gelmelidir. Ya C ya D hanım. D oldu şimdi. Peki tamamdır. Şu C'yi de bulalım mı hemen arkadaşlarım? Bak diyor ki eksi 2 ile 12'ye toplama işlemi yap. Yani eksi 2 artı 12 eşittir C olacak diyor bize de. Sonuçta buraya yazmış. Eksi 2 ile artı 2, 1 eksi 1 artı olduğu için çıkartma işlemi yapılır. 12'den 2 çıktı 10. Büyük olanın yani 12'nin işareti artı 10 oldu C. C de artı 10 olacakmış. Yani sonda 10 yazacak. Başta 2 yazacak. Denizli de iptal oldu. Cevabımız Ceyhan'dan geldi bile çoktan. Evet, güzel soruydu bu da. Hemen şunu alalım. Oo, problem sorusu gibi usta çırak bırak bir şeyler diyor. Bakalım ne diyormuş soru. Gömlek üreten bir tekstil atölyesinde bir usta günde 8 tane, bir çırak günde 5 tane gömlek dikiyor. Bu iş yerinde günde 81 tane gömlek dikildiğine göre. Oo, bak şimdi. Çırakların sayısı, ustaların sayısı. Tek çift sorusu arkadaşlar ama sorunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel düşünmüşler değil mi soruyu? Şimdi biz diyelim ki X tane usta olsun burada. X tane usta. Y tane çırak olsun dostlar. Şimdi X tane usta. Bir tanesi 8 gömlek dikiyorsa X tanesi kaç gömlek diker? 8X gömlek diker. Bir çırak 5 gömlek dikiyorsa Y tane çırak 5Y gömlek diker ve bir günde bunların toplam diktiği gömlek sayısı 81'miş. Lan işte ama az önce çözdüğümüz soru değil mi? Benzerinin aynısı yani. İki önce çözdüğümüz soruydu dostlar bu da. Peki ne yapıyoruz burada? İlk değeri bulacağız şimdi. Peki nasıl bulalım? Y'ye mesela ya da X'e.
Sıfır desem oluyor mu? Sıfır dersek yani sıfır tane mi usta var? Olmaz tabii ki ama hadi sıfır diyelim ilk değeri bulmak için. Burası sıfır olur. 5y 81 olur. 5'e bölünmediği için y'yi bulamam. 1 desem 8 olur burası. 8'i buraya atarsak 81'den 8 çıktı dostum. Ne kaldı? 73 kaldı. 73 5'e bölünmediği için y'yi bulamam. 2 diyelim biz buraya. 8 kere 2 16. 16'yı 81'den çıkartıyorum hemen. 81'den 16 çıkarırsa 11'den 6 çıktı 5. 7'den 1 çıktı 65. O zaman 5y 65 oluyor. Y de 13 oluyor. İlk değeri bulduk. Şimdi ne yapıyorum? Büyük olanı azaltacağım. Küçük olanı arttıracağım. 2'yi kaç arttıracağım? Tabii ki 5 kadar arttıracağım. Yani bir sonraki değeri 7. 5 arttır 12. 5 arttır 17. 5 arttır 22. 5 arttır 27 diye gidecek bu. 13'ü ne yapıyorduk büyük olanı? Azaltacağız. Ne kadar azaltacağız? 8 azaltacağız. 8 azalt 5. 8 azalt 5'i eksi 3 diye gidiyor bu ama şimdi şurada duracağız değil mi biz? Çünkü eksi 3 diye bir çırak sayısı olmaz değil mi kardeşim? Y tane çırak var dedik ya. Eksi 3 tane çırak var hocam diyebilir misin? Diyemezsin tabii ki. O yüzden x ve y'nin alacağı değerler bunlarmış dostlar. Şimdi çırakların sayısı tek bir sayıya eşittir diyor. Yani y'ler tektir diyor. Bak iki değeri var y'nin. İkisi de tek. O zaman y kesinlikle tek çıktı. Bu kesin doğru. Ustaların sayısı çift bir sayıya eşittir. Şimdi usta 2 de olabilir, 7 de olabilir. Biri çift, biri tek. O zaman kesinlikle çift, kesinlikle tek de diyemezsin. Demek ki burada kesinlik yok, bu yanlış. Usta sayısı çıraklardan daha azdır diyor. Ustalar daha fazladır diyor. Ama bak ilk öncüle ustalar 2 kişi, çıraklar 13 kişi. Olmadı değil mi? Çırak daha fazla olduğu durum da var. Evet burada usta çıraktan daha fazla ama hepsinde böyle değil. Bir durum bile aykırıysa kabul etmiyoruz o öncülü dostlarım. O yüzden sadece birinci öncülümüz doğrudur. Diğerlerinde kesinlik yoktur. Olabilir de olmayabilir de dostlar. Hemen geçtim. Güzel bir yeni nesil soruyla daha birlikteyiz. Bakalım bu ne diyor. Yukarıdaki altıgenlerin her birisine bir tane gerçel sayı yazılıyor. Sayılar yazılırken aşağıdaki kurallar uygulanacaktır. Bakalım nasıl bir kuralmış. 1 ve 2 numaralı altıgenlere yazan sayıların çarpımı negatiftir. Aha, pozitiflik negatiflik sorusu yeni nesil hali arkadaşlar. Şimdi çarpımın negatif olması için ne demiştik biz? İkisi de aynı işaretle, yok pardon, ikisi de zıt işaretle olacak demiştik. Yani biri artıysa diğeri kesin eksi olacak canım kardeşim. Zıt işaretle olacaklar. Yani bu artıysa bu eksi olacak. Ya da bu eksi ise de bu artı olacak. Tamam mı? İkisini de düşüneceğiz şimdi biz. Birinci cümleyi konuştuk. Çarpımlarının negatif olması için zıt işaretli olmalılar dedi. Komşu olan her 3 altıgenin içinde yazan sayıların çarpımı pozitiftir. Bak şimdi. Komşu olan mesela şu ilk üçü komşu. Değil mi? Üçü de bu bunun komşusu, bu da bunun komşusu. Ne diyordu? 3 altıgen içinde yazan sayıların çarpımı pozitiftir diyor. Şimdi şu üçünün çarpımı pozitif. Artı ile x'inin çarpımı zaten eksi. Eksi ile de eksinin çarpımı neydi? Pozitif. O zaman bu mavinin işareti kesin eksi. Yani burası eksi artı da olsa şu ikisi eksi ya çarpımları sonuçta farklı işaretler. Burası eksi, üçüncü de eksi olmalı ki çarpımları pozitif olsun. Şimdi hocam bu üçünün de çarpımı pozitif olacak. Peki eksi ile eksinin çarpımı artı. Artıyla neyi çarparsam pozitif olur? Tabii ki artıyı. Hocam şimdi bir tane daha olacak tabii. Şöyle çizeyim ben bir tane de. Hepsini çizmeyeceğim tabii arkadaşlar ama şöyle çizeyim bir tane de. Bunların da çarpımı pozitif olacak. Peki eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır dedim. Buraya da eksiyi çarptım. Geldim üçüncü. Bir kutu daha çizelim şuraya. Şöyle bir altıgen daha. Peki artıyla eksinin çarpımı eksi. Üçünün pozitif olmasını istiyordu. Eksi ise burası. Buranın da eksi olması lazım ki çarpımları pozitif olsun. Bak nasıl bir ilişki var, yakala canım kardeşim. Artı iki tane eksi. Artı iki tane eksi. Demek ki böyle gidiyor bak. Artı iki tane eksi. Artı iki tane eksi. Artı iki tane eksi diye bu böyle gidiyormuş demek. Peki okuyalım soruyu.
İfadelerinden hangileri daima doğrudur diyor sorumuzun öncülünde. Peki ne diyormuş öncüllere bakalım. Sayılardan en az iki bir tanesi sıfırdır diyor. E kardeşim lan biz burada işaret koyduk, işaret. Sıfır olsa sıfırın işareti var mı? Yok. Ya zaten bunlardan bir sıfır olsa bile çarpıyorsun ya bunları kardeş işaret bulurken. Çarptığın için sonuç kesinlikle sıfır çıkar, işaretten söz edemezsin. O yüzden sayılardan en az bir tanesi değil, hiçbiri sıfır değildir dostlarım. Bu yanlış bir öncüldür. Bir numaralı öncül direkt kafadan eledim. Yani bir olanlar yanlış cevaplar dostlar. Şunu sildim, şunu sildim. Ya Bursa ya Denizli. 19 ve 20 numaralı altıgende yazan sayıların toplamı pozitiftir diyor. Bak şimdi geldik buraya. 19 ve 20 numaralı altıgenleri bir görelim isterseniz. Şimdi şu kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. altıgen. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15. altıgen. Devam edelim altıgenlerin işaretlerini yazmaya. Nasıl gidiyordu? Artı, eksi, eksi. O zaman bir sonraki artı, sonra eksi, eksi. Artı, eksi, eksi. Artı, eksi, eksi diye gidiyor. 19 olmuştur herhalde. Şu 16. Şu 17. Şu 18. Şu da 19. Şu da 20. 19 ve 20'ler. Yani şu ikisinin toplamından bahsediyor bize dostlarım. Dostum, biri artı biri eksi olduğu için toplamlarında nasıl bulacağız biz bunları? Büyük olanın işaretini alacağız. Ama hocam hangisi daha büyük? Eksi olan mı daha büyük? Yani mesela bu eksi 30 diyelim. Bu da artı 10. Şimdi toplarsan negatif çıkar. Ama bu artı 30, bu da eksi 10 olursa toplarsan pozitif çıkar. Bunu bilemezsin. Yani toplamı pozitiftir, negatiftir kesinlik yoktur bilemezsin. İki yanlış öncüldür o zaman. Demek ki Denizli'de iptal, cevap Bursa. He bak mesela iki numara şöyle olsaydı. Deseydi ki canım kardeşim. İşte 20 ve 21 numaralı altıgende yazılan sayıların toplamı negatiftir. Bak 20 ile 21 ikisi de eksi mi? Sen eksi ile eksinin toplamı kesinlikle eksidir deyip eksi olduğunu bilebilirdin eğer söyleseydi öyle. Peki gelelim şuna. İlk 11 altıgenin içinde yazılan sayıların çarpımı negatiftir. İlk 11 bak şurası. Şurası ilk 11. Şimdi çarpalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı artıydı buraya kadar. Artı ile artının çarpımı artı. Artı ile eksi eksi. Eksi ile eksi artı. Artı ile artı artı. Artı ile eksi eksi. Eksi ile eksi artı. Artı ile artı artı. Artı ile eksi eksi. Ya zaten şimdi eksi çıktı, tamam negatiftir, bu doğru. Demek ki cevap yalnız Bursa da. Şöyle de yap canım kardeşim. Şimdi bir de kısaltayım bunu senin için. Bak bu 11'e kadar kaç tane, şöyle kırmızı yerim, kaç tane eksi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek sayıda 7 tane var. 7 tane eksinin olduğu yerde çarpımın sonucu her zaman eksi çıkar dostlarım. Yani tek sayıda eksi varsa sonuç her zaman eksi. Orada kaç tane artı olduğunun önemi yok. 1000 tane artı olsun, yanına bir tane eksi koy, sonuç kesinlikle eksi. 1000 tane artı olsun, yanına 3 tane eksi koy, sonuç kesinlikle eksi. Eksilerin sayısı tek ise o işlemin, çarpma işleminin sonucu kesinlikle negatiftir diyebiliriz. Yani böyle uzun uzun yapmanıza gerek yoktu. Bunu anlatmaya çalıştım dostum. Güzel bir soruydu yine. Tekrar söylüyorum, hazırlayanların ellerine kollarına sağlık. Gerçekten güzel soruydu. Evet geldik şuna. Yukarıda verilen kutuların her birisinde bir tane pozitif sayı yazılacaktır. İlk ikisi hariç diğer kutuların içine yazılan sayılar kendinden önceki iki kutunun içinde yazan sayıların toplamına eşittir. Peki mavi kutularda yazan sayıların ikisinde de tek sayı olduğuna göre. Lan bunda da tek varmış. Bunda da tek sayı varmış. Peki kural ne diyor? Kendinden önceki mesela şu 3 numaralı kutu için. Kendinden önceki 2 kutunun toplamına eşittir. Tekle tekin toplamı yani. Tekle tekin toplamı nedir dostlarım? Ezberlemeyin demiştim bunu sadece. Hemen kafadan sayı atın. 1 ile 3 mesela. 1 ile 3'ün toplamı nedir? 4. Yani çift. Peki buna da 2 diyelim mesela. Şimdi bu da ne olacak? Kendinden önceki şu 2 ve 3 numaralı kutunun toplamı. 3 ile 2'nin toplamı 5. Yani tek.
Şimdi bu 5 numara ne olacak? Kendinden öncekilerin toplamı. İlk 2 kutunun toplamı. Kendinden önceki. Yani bu da 3 olsun mesela. 2 ile 3'ün toplamı 5. Yani tek. Bu da 1 olsun. Bir sonraki ne olacak o zaman? 3 ile 1'in yani tekle tekin toplamı 4'tür. Yani çift. Bak ilişkiyi yakalım. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. O zaman bir sonraki tek tek çift. Tek tek çift. Tek tek çift. Tek tek çift diye gidiyor bu şekilde. Ve okuyalım şimdi sorumuzu. Diyor ki her ikisi de tek sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 13 numaralı kutuda hesaplayalım. Şurası 5'ti. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 numaralı kutuda tek sayı vardır. Kesinlikle doğru. Demek ki birinci öncülümüz kesinlikle doğru olacak arkadaşlarım. 1 numara olmayanları silelim. Adana'yla Bursa'yı sildim ve Denizli'yi sildim. İlk 5 kutuda yazan sayıların toplamı tek sayıdır. Hadi toplayalım. Şimdi 1 yazmıştık, 3 demiştik değil mi? Teklik çiftliği anlamak için sayı değeri verir. 1 ile 3'ün toplamı 4. 4 ile 2'nin toplamı 6. 6 ile 3'ün toplamı 9. 9 ile 1'in toplamı 10. Yani ilk 5 kutuda yazan sayıların toplamı çift sayıdır. Bu tek diyor, yanlış. İkinci öncül yanlış. Bu olmayacak arkadaşlar. Demek ki cevabımız Ceyhan'dan geldi bile. Zaten komşu her 3 kutudaki sayıların toplamı çift sayıdır diyor. Evet, komşuları şöyle toplayın. 1, 3 daha ne yapar? 4, 4, 2 daha 6 çifttir. Şu 3 komşuyu toplayın. 3, 2 daha 5, 5, 3 daha 8 çifttir gibi. Her 3'ünü topladığınızda çift olduğunu da görürsünüz. Güzel bir soruydu yine. Alalım yeni soruyu. Bakalım bu ne diyor? Şunu koyalım, ayarlayalım. Odaklanma nasıl bu arada ya? Güzel değil mi? Bakayım şöyle bir. Hareket ettikçe değişmiyor inşallah. Bir renk gelip geliyor sanki. Diyor ki şimdi iki satırdan oluşan yandaki şeklin her satırında eşit sayıda kare vardır. Tamam, güzel. Eşit üst satırdaki karelerde yazan sayılar aynı miktarda azalarak, alt satırdaki karelerde yazan sayılar ise aynı miktarda artarak yazılmıştır. Ha, bak çok güzel bir ardışık sayı sorusu. Ardışık sayıların sonlu toplamı diye bir konu anlatmıştık size videoların birinde. Oradaki sorulardan dostlarım. Şimdi bu nasıl gidiyormuş? Bak 77, 4 azalmış 73, 4 azalmış 69. Demek ki bunun arasındaki fark 4. 4'er 4'er azalıp şuraya kadar geliyor artık. Bunlar da belli bir miktar artarak gidiyorlarmış soldan sağa doğru. Kaçar kaçar artıyorlar bakın. Aralarındaki fark 3. 3'er 3'er de bunlar artıyor. Sonra diyor ki sarı renkli olan iki karenin içinde yazan sayıların toplamı 8 ise. Yani sen şuna x dersen burası 8 eksi x ise diyor. Toplam kare sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi bak dostum. Üstteki turuncular şöyle geliyor. En küçüğü x. Bir sonraki işte kaçar kaçar artıyordu 4'er 4'er. X artı 4. İşte x artı 8 şeklinde artarak geliyor. 69, 73, 77'de bitiyor. Peki şunlar nasıl gidiyorlarmış? 8 eksi x ile başlayıp 3'er 3'er artarak gidiyor dostum bu da. 3'er 3'er artıyor. 58, 61 ve 64 olur. Şimdi senin burada yakalaman gereken şey şu. Burada da kaç tane kare varsa burada da o kadar kare var. Yani şuradaki terim sayısı, yani şuranın terim sayısı buranın terim sayısına eşit. İşte senin yakalayacağın ilişki buydu arkadaşlarım. Bundan sonrasını çok iyi biliyorsun. Terim sayısını üstteki için buluyorum. Neydi formül? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı, bu 4'er 4'er artıyordu, artı 1 eşitmiş şunun terim sayısına. Son terim eksi ilk terim, bak bu 8 eksi x'i çıkartırken eksi 8, eksiyi dağıtarak yazıyorum, artı x bölü kaçar kaçar artıyordu, bu artış miktarı 3'tü, artı 1 dedi. İşte bunların ikisinin de terim sayısı eşit. Şu artı 1'lere bay bay diyelim. Şurayı bir çarpalım. 3 ile şurayı çarpıyorum. 3 ile 77'yi çarparsam 3 kere 7 1 elde var. 2, 3 kere 7 21, 2 de elde vardı 23, 231 eksi 3x olur burası. Eşittir. 4 ile de şurayı çarpacağım. 64'ten 8 çıkarsa 56 kalır. 4 ile de çarpıyorum. 4 kere 6
24. Elde var 2. 4 kere 5 20. 2 de elde 22. Artı 4 ile x'in çarpımı da 4x. Toparlayalım şimdi burayı hemen. Eksi 3x'i bu tarafa alırsam 7x olur. 4, 224'ü bu tarafa alırsak 6, 7 kalır burada da. 231 eksi 224'ten. 7'ye böldüm her iki tarafı. 1 eşittir x çıktı. X 1'miş arkadaşlar. Peki x 1 ise şuradaki 1'den başlamış 77'ye kadar gitmiş olur. Yani 1, bir sonraki işte 4 fazlası 5, bir sonraki 4 fazlası 9 diye 77'ye kadar geliyor ya. Gelin terim sayısını bulalım. Yani kutu sayısını bulacağım şimdi burada. Hemen şuradaki yerine yazıyorum aslında şurada. Son terim eksi ilk terim 77 eksi 1 bölü artış miktarı 4 artı 1. 77'den 1 çıkarsa 76 mı kalır? Evet, 76. 76'yı da 4'e bölersem 19. 19'a da 1'in toplamı 20. Demek ki burada üstte 20 kutu var. Aynı sayıda 20 kutu da altta var. Toplam 40 tane kutu vardır dedik. Cevap Adana'dan geldi Goberler. Evet, şimdi yorulmadım desem yalan olur arkadaşlar. Hadi az kaldı galiba. Birkaç sorumuz kaldı. Bitirelim şöyle. Güzel bir yeni nesil soru daha. Kırmızı ve yeşil renkli pullar yan yana görüldüğü gibi 3 sıra halinde dizilecektir. Üst sırada numarası 3'ün katı olanlar, bak burada 3'ün katı olanlara kırmızıları koymuş. 3'e, 6'ya, bir sonraki 9'a gibi. Orta sırada numarası 4'ün katı olanlar, bak 4'e, 8'e kırmızı koymuş. Demek ki 12'ye, 16 gibi 4'ün katlarına koyuyor. Alt sırada da numarası 5'in katı olanlar. 5'e, 10'a, 15'e, 20'ye, 25'e diye gidiyor. Ve geriye kalanlar da yeşil renk olacaktır diyor. Her satırda 41 tane pul kullanılırsa kullanılan tüm yeşil pulların sayısı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi önce şöyle yapalım mı? Şimdi her satırda 41'e kadar geliyor bunlar dostlarım. Demek ki üstte de 41 tane pul var. Allah Allah, niye bir de öğrenmesini konuşabilsem. 41 tane pul burada, 41 tane de burada. Yani toplam 3 çarpı 41'den 123 tane pul var. 123 tane kırmızı, yeşil toplama. Şimdi biz kırmızıların sayısını bulacağız. Peki birinci sırada nasıldı dostlarım? Bir 3'e koymuştu kırmızı, 6'ya koydu kırmızı, 9'a koyacak, 12'ye koyacak, 15'e koyacak. İşte gidiyor bu şekilde 18'e, 21'e şeklinde 41 dizisine kadar gelecek ya. Ama tabi tam 41'e koymayacak. 41'den önceki 3'ün katı kaçtır dostlarım? 39 var. 39'a kadar hepsine koyuyor. Peki burada kaç tane terim vardır sorusunun cevabını buluyoruz hemen. 30 son terim eksi ilk terim, yani 39 eksi 3 bölü artış miktarımız 3'er 3'er artmış artı 1. 36 yapar. 3'e bölersem 12 yapar. 1 ile toplarsam 13 yapar. Demek ki şurada 13 tane kırmızı olacak birinci sırada. Peki ikinci sıra için ne diyorduk? 4 ve 4'ün katına. Yani ilk önce 4'e koyarsa bir sonraki 8'e, sonra 12'ye şeklinde 4'ün katlarının hepsine koyuyor. Peki 41'den önce 4'ün katı ne var? 40 var. Hadi bunun terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü 4'er, 4'er artıyor, artı 1. 40'tan 4 çıktı, 36. 36'yı 4'e bölersem 9. 9'u da 1'in toplamı. 10 tane de buradan kırmızı gelecek. Son kırmızıları buluyoruz. Bu da 5'in katları. Yani ilk önce 5'e koyuyor, sonra 10'a, 15'e şeklinde 40'a kadar gidecek bu da dostum. Çünkü 41'den önceki 5'in katı olan tek sayı 40. Buradaki terim sayısını buluyorum. 40 eksi 5 bölü 5'er 5'er artıyor, artı 1. 40'dan 5 çıktı, 35. 5'e böldüm 7, 1 ile topladım 7'yi, 8. Buradan da 8 tane geldi. Yani toplam 10, 18, 28, 31 tane kırmızı var. Hemen 31 tane kırmızıyı çıkartıyorum. 3'ten 1 çıktı, 2. 12'den 3 çıktı, 9. 92 tane de yeşil vardır tüm şeklin içerisinde diyorum. Cevabım Bursa'dan geldi. Evet, geldik şu soruya. Hemen alalım bakalım bu soruyu da önümüze ne diyor. Bir alışveriş merkezinde dikdörtgen biçimli bir kat varmış. Dikdörtgen biçiminde bir kat varmış. Şeklindeki gibi krokisi çizilmiş. Koridorun iki yanında, üst ve altında kare biçiminde turuncu ve sarı. Bak, sarılar da kare, turuncular da kare. Dükkanlar ve dikdörtgen biçiminde de mavi renkli bir dükkan.
gösterilmiş. Turuncu dükkanlardan birinin alanı, sarı dükkanların birinin alanının 17 metrekare fazlası. Oo, çok güzel bir asal sayı sorusu oldu. Şimdi şunların bir kenarına A diyelim biz arkadaşlar. Kare ya bunlar. Şuralara A, A, A diyelim. Şunun da bir kenarına B, B, B diyelim biz. Şuralarda B, B olacak. Bu da B. Şimdi diyor ki turuncunun alanı sarının alanından 17 fazla. Yani turuncunun alanı, karenin alanı nedir? A kare. Sarının alanından yani B kareden 17 birim fazla. Bak sen bu sorudan çözdün canım kardeşim. Şimdi biz buna ileride çarpanlara ayırma konusunda 2 kare farkı diyeceğiz. Yani A kare eksi B kare şöyle açılır. Bir A eksi B yazılır çarpı, bir de A artı B yazılır eşittir 17. Asal sayıları hatırlayın. 17 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Peki asal sayı iki şeyin çarpımı şeklinde yazılacaksa bunlar ne olmalıdır? 1 ve kendisi. Demek ki şurası yani küçük olan 1, büyük olan da 17 olacak diyeceksin. Ve hemen şuradan devam ediyorum. A artı B eşittir 17. A eksi B eşittir 1'miş. İkisini toplarsak alt alta B'ler gider. 2A. 2A eşittir 18. A eşittir 9 çıkar. Peki A'yı 9 bulduk. Şurası 9. E hocam burası da 9. Tamam. Peki A 9 ise B kaç çıkar arkadaşlarım? 9'du. 8 olması lazım ki farkları 1 olsun. Demek ki B'de 8. Şurası da 8. Şurası da 8. E dostum bu baştan bir dikdörtgen şeklindeki kattı. Burası kaçıncı katsa artık dikdörtgen şeklindeydi. E o zaman şu uzun kenarı toplamda 3 tane 8 24 ise şuranın da 24 olması lazım. E biz A'yı 9 bulduk. 9 burası, 9 burası 18 yaptı. Demek ki şuraya ne kalacak? 18'e kaç eklersem 24 yapar? 6. Bize de diyor ki mavi dükkanın kısa kenarı. İşte kısa kenarını 6 bulduk. Uzun kenarını sorsaydı zaten 9'du. Kısa kenarında 6 bulmuş olduk dostlar. Evet arkadaşlar şimdi birkaç soru daha var ama ben çok yoruldum kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. 2 tane daha kağıdım kalmış. Onları da bir dahaki sefere çözeriz inşallah. Tamam mı dostlar? Hadi bakalım kardeşler. Hepinizi öpüyorum bol bol. İyi çalışın. İyi başlayın. Ne kadar güzel başlarsak o kadar güzel gideriz inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.